Kardeşlerim, Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün çok önemli, çok çok kıymetli bir mevzuyu inşallah sizlerle paylaşacağım. Lütfen can kulağıyla beni dinlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Dinleyenler istifade edecekler inşallah. Birçoğumuzun farkında olarak veya olmayarak işlediği hata var. Sonucu ağır olabiliyor bazen. Karşılaştığımız bir fotoğraf olduğu için söylüyorum bunu. Karşılaştığımız olaylar çerçevesi olduğu için söylüyorum bunu. Lavaboya özellikle ikindiden sonra, akşamdan sonra, karanlıklarda diyeyim, geceliğin diyeyim, hani öyle anlayın. Lavaboya, deliğe, çukura, dışarı sıcak su dökmenin zararı, günahı, sakıncası, sıkıntısı var mıdır? Varsa bunlar nedir? Ne yapmak lazım bu tarz durumlarda diye bunların çerçevesinde biraz arkadaşlar çok önemli bir ders işleyeceğiz inşallah. Mesela çöpe su dökenler var. Bunu da bize soranlar var. Ondan sonra lavaboya mesela eskiden ben de çok yapardım bilmediğim zamanlarda. Özellikle o lavabonun işte gider delik dediğimiz şey kıkırdak borusu açılsın diye kettle'da metal'da ne varsa sıcak su böyle horul 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 dökerdim. Ve bunu yaparken de gece gündüz falan çok dikkat etmezdik. Çok böyle önemsemeden yapıverirdik ama aslında yapmamak lazımmış. Allah'tan benim başıma bir hal gelmedi. Belki de çok korunma duaları falan elhamdülillah okuduğumuzdan dolayı olabilir. Ama bunun sıkıntısını yaşayan kardeşlerimize şahit olunca dedik ki bu mevzuyu bir işleyelim. Kardeşlerimize bunu bir hatırlatalım. Mesela diyor ki bir bardak diyor çöplük bir yere, çöplerin konulduğu bir yere veya çöp kutusuna bir sıcak su döktüm diyor bardakla. Ondan sonra diyor bu tarz işleri yapanlara üç harfli varlıklar musallat olurlar, onu korkuturlar, zarar verirler diye bir söylentiye şahit oldum diyor. Hocam böyle bir şey var mıdır diyor mesela. Gece bahçeye sıcak su dökmek cinlerin ölmesine yol açarmış falan diyorlar. Bu doğru mudur diye soranlar var. Şimdi bu söylenti yaygın bir söylentidir. Özellikle gece vakti üç harfli varlıkların, kötü ruhlu varlıkların, üç harfler derken hepsi kötü ruhlu değil, iyi huylu cinniler de vardır. İyi ruhlu cinniler de vardır. Onu da söylemek lazım. ama bu gece vakti cinnilerin biraz daha yaygın olduğu, bundan dolayı da geceleri kapıların kapanması, çocukların eve gelmiş olması, ondan sonra ağzı açık kap kaçak bırakılmaması filan gereken, yapmamız gereken durumlardandır. Bu hadisi şerifle sabittir. Çocukların eve gelmiş olması, kapıların kapanması, kapların kapanması filan. Mesela sıcak suyu da dökmemek lazım. Eğer dökmek zorundaysak destur demeliyiz. Destur deyip ondan sonra dökmeliyiz. İlla şey yapacaksak sıcak su dökmemiz lazımsa. Anladınız mı? Yani her sıcak su dökmekten dolayı böyle bir şey olacak anlamına gelmez. Ancak delikler, çöplükler, böyle yerler arkadaşlar çok tekin yerler değildir. Buralarda canlılar, üç harfli varlıklar olabilir. Nitekim sahabe-i kiramdan Abdullah bin Sercis radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki yeryüzündeki haşerat deliklerine tuvalet ihtiyacınızı, idrarınızı, küçük tuvaletinden bahsediyor. Bunu yapmayın diye buyurdu Peygamberimiz. Bunu Resulullah'ın yasakladığını söylüyor. Peki bunun sebebi ne? Tefsir alimlerinden Hazreti Katade'ye bunu sorduklarında niye mekruh kılındı? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta böyle bir uyarı yaptı falan deyince dedi ki bunların cinnilere ait meskenler olduğu söylenmektedir diye ifade etti. Bir de değerli kardeşlerim, cinnilerin genel olarak böyle boş yerlere, harabelere, boş arazilere, pis yerlere, çöplüklere, efendim mezarlıklara, bu gibi yerlere geldikleri, bu gibi yerlerde bulundukları ifade edilmektedir. Bu tarz rivayetler mevcuttur. Şimdi hal böyle olunca bizim de ne yapmamız lazım? Abi dikkat etmemiz lazım. Buralarda yaşayan görünen veyahut görünmeyen canlılara lütfen zarar vermeyelim. Bu hususta dikkatli olalım. Zarar verecek işlerde bulunmayalım. Onlara zarar veren kişilerin de
Bakın dikkat edin, hem maddi hem manevi zarar görme durumu vardır. Allah'ın Nebisi aleyhisselam cinlerden ve zararlı varlıklardan korunmak için maddi bir takım tedbirleri almanın yanı sıra manen de dua etmemizi, dua ile bir manevi tedbir almamızı efendim tavsiye ederdi. Ve mesela tuvalete, banyoya girerken özellikle Peygamberimizin okuduğu ve bize tavsiye ettiği bir dua var. Onu da size öğreteyim. Bismillahirrahmanirrahim demek lazım. Dışarıdayken, girmeden, lavaboya, tuvalete girmeden. Allahümme inni e'udhu bike minel hubzi vel khabaith. Erkek veya dişi bütün şeytanlardan, zararlı şeylerden ya Rabbi sana sığınırım diye Peygamberimiz aleyhisselam dua ederdi. Şimdi arkadaşlar, bir Müslüman hem bedeni temizliğine, hem kıyafet temizliğine, hem manevi temizlik dediğimiz abdest temizliği bunun içinde, gusül bunun içinde, bütün bunlara dikkat etmeli. Dilini duaya alıştırmalı. Şeytandan, ondan sonra zararlı şeylerden Allah'a sığınmalı. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demeli. Her zaman ve her yerde Allah'ın korumasında ve gözetiminde olduğunu bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Ondan sonra da ne yapacaksın? Artık Allah'a tevekkül edeceksin. Ve inşallah Rahman rahat bir şekilde, güzel bir şekilde hayatınızı yaşayacaksınız. Böyle olunca endişe olmaz, korku olmaz, evham, vesvese olmaz. Yani bir toplamak gerekirse sözlerimizi hulasa, hiçbir yer boş değildir kardeşlerim. Hiçbir şey boşa gitmez. Bunları unutmayın. Ve yani sadece bu mevzunun en başında zikrettiğim soruda geçen konuyla ilgili, mevzuyla ilgili değil. Yani her konuda, misal söyleyeyim, bastığın yere dikkat et. Konuştuğun söze dikkat et. Duyduğun sese dikkat et. Baktığın nesneye dikkat et. Ondan sonra düşündüğün manaya dikkat et. Tuttuğun alete dikkat et. Yediğine, içtiğine dikkat et. Bunlar çok kıymetli ve önemli hususlar. Helal haram mevzuunda hassas olmamız lazım. Yani helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım kafasında olmaman lazım. Ruhuna, dünyana, bedenine, ahiretine, maddi olsun manevi olsun hiçbir varlığa zarar vermemen lazım. Bunun için de lehimize, aleyhimize olacak her şeyi güzelce ne yapacağız? Öğreneceğiz. Ondan sonra güzel bir şekilde inşallah hayatımızı yaşayacağız. Mesela yine dışarı su dökmek, ev süpürmek falan bunlar günah değildir. Ama öteden beri büyüklerimizden gördüğümüz böyle yapıla gelmiş. Anladın mı? İşte geceyin ev süpürme falan derler. Neden? Karanlıkta belki içine bir şey düşer, göremezsin. Süpürülür, gider, önemli bir şey. Gece farkına varamazsın falan. Birçok mahsuru durum var. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bu husus çok önemli. Bu videoyu ben sevdiklerinize göndermenizi, paylaşmanızı size tavsiye ederim. Sizler bu tarz durumlara dikkat eder misiniz? Mesela tırnak keserken, ev süpürürken, çöp atarken gece gündüz vakit ayrımına dikkat eder misiniz? Efendim sıcak suyu lavabo deliğine, tuvalete veya çöplüğe döker misiniz? Çöplükken köy yerlerinde falan mesela balkondan dışarı döküverirsin. Artık şimdi büyük yerlerde bunu yapamazsın belki ama köy yerinde, kırsal yerlerde camdan dışarı döküverirsin. Böyle şeyler yapıyor musunuz siz? Bunları da yorumlarda bizimle paylaşın inşallah. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selam ve dua ile.